Bu testte Kevin De Bruyne mi? Bu Bu takılacak. Hadi, hadi sana, lan. <laughs> Ertan Hocam hoş geldin. İbo kesin ikinci konusun. Bu serinin ilk konuklarından biri olman bence bayağı güzel. Ben bunun seri olduğunu yeni öğrendim. Bu bir seri hocam. Tamam. <laughs> Bu bir seri. Bana çok fazla soru geliyor. Sen Ertan hocayla nereden tanıştın diye. Sana hiç geliyor mu? Sen İbo'yla nereden tanıştın diye. Daha çok böyle İbo'nun orada ne işi var gibi. <laughs> Peki programın formatı nedir? Sen bana soru mu soruyorsun? Hocam buluşuyoruz. <laughs> <Ne>? ünlülerle buluşuyoruz. Onların <laughs> ünlülerle buluşuyoruz Ünlülerle mi? Sen kendi ünlü saymıyor musun? Yani az ünlü. Az çeyrek, yarım ünlü. <gülüyor> çeyrek. <gülüyor> Soğansız. Çeyrek ünlü hocam benimkisi. Da sen kendi çeyrek ünlüye sokarsan... Siz şey değil misiniz diye e, gelebiliyor insanlar. Hatta hocam bir kere şöyle şunu bir konuşalım. Biz Ottu'ya gittiğimizde senle 5 dakikalık işimiz yarım saat sürüyor. Hocam ben Ottu'da çok ünlüyüm. Bunu kabul sen ederim. Ottü'de ot mesela tam ünlü diyebilir misin? da tam, tam ünlüye yakın gibi bir şeyim. Beni tan tanıyanlar tanımayanlara zorbalık yapıyor. Evet, sen de çektir bundan. <laughs> bu bir, tam bu, ünlü bu bir tam, tam ünlülük şeydir. Ve şu, şunu da yaşanmıştı Ben de çektireyim madem <gülüyor> diyeyim. <gülüyor> fotoğraf çekilmiş insanlarda oldu. Bir de şöyle bir şey de oluyor yani mesela Ertan'la bir işimiz oluyor Ottu'da. Diyorum hadi Ottu'da daha doğrusu yani dışarıda da halledebilir, Ottu'da da halledebilir. Hatırlıyor musun sen bunu bilmiyorum. Dedim işte Ottu'da hallederim. Ya dur dedi şimdi çıkamayız oradan falan. Hatırlıyor musun onu? Evet oluyor bazen. Bunu aldın oluyor mu? Doğru söylüyorum. Yok bunu almıyorum da şöyle oluyor bazen. Ya işte moralsiz, yorgun falan olabilirsin. O zaman işte biraz sıkıntılı oluyor. İnsanlar çünkü yani sen gülümseyerek gelince senin de gülümsemeni, onlarla sohbet etmeni bekliyorlar. Ama işte yani ünlülük biliyorsun İbrahim. <laughs> Her zaman bunun için müsait o olmuyor biliyorsun. Fake gülümsemenin verdiği bir mutsuzluk var. Onu çok yaşadığın oluyor mu? Ya şey gibi oluyor. Borçlu hissetme duygusu daha çok oluyor. Fake gülümseme zaten olmuyordur bende de. Nasıl hani... olmuyordur yani? Ya yani gülüm... insanları görünce bir gülümseme oluyor ister istemez. Abi ardarda 30 tane fotoğraf çektirdik biz etkinlik sonunda yani hepsinde. Ha o yüz kaslarında çok garip bir gerilmeye yol açıyor ya. Evet. Düğünde de yaşadın mı? Mı? Düğünde yok canım. Düğünde ben yok gibi bir şeyim. Ne <laughs> demek? Ben düğün... Kendi düğünümde Evet ben. kendi düğününde. Ha kendi düğünümde yaşamışımdır da onu hatırlayamam ya. Ya o şey gibi yok ya. Baskı altında olan bir durum yani. Şu yoğun bir... Hmm, doğru Ve orada odaklandığın tek şey şu 3 saat sonra bitecek yani. Orada o sırada hasta da olabilirsin ya mesela. Hasta olup kendi düğününden çıkan <laughs> damat var mıdır? Yoktur. Doğru. Hani Gerip... Bülent Korkmaz'ın şeyi vardı hatırlarsın. Omuz omuz sarılı oynuyordu. Onun gibi bir şey yani. Bu arada benim de böyle bir anım var ya. Ben de artık kendi anlarımı anlatmaya başlayabilirim. Sen anlat hocam? İbrahim. Herkes seni evet, merak ediyor. Güzel. Sen kimsin? <laughs> çok gizemlisin. Her yerden çıkıyorsun ama ne olduğunda belli değil. Ya hocam dur şimdi de. Benim 8. sınıfta hocam bileğim burkuktu. Yarı final maçında... Bileğim burkuktu. Yani çok iyi değil mi? Ee, Sağ bileğim burkuldu. Bir de kullandığım bileğim... Bileğim burkulduktan sonraki <laughs> süreci... Süreç burku... <laughs> Burkukluk olarak... <laughs> Evet. Peki güzel. burkulmuştu da denilebilir mi? Ama yok o anı vermiyor. Bil Özgürce kullanıyorsun ben ana dilini yürü be Basketbol yarı finalinde bileyim burkuktu. <gülüyor> Maçtan <gülüyor> Her önce... <söylediğim> de gülemezsin. <laughs> Maçtan önce burkulmuştu ve o maç esnasında da... <laughs> da burkuktu. Okul müdürü geldi hocam. Dedi ki bileyim burkuk. nasıl dedi böyle ciddi bir adamdı bir de. Dedim işte zor oynatıyorum falan oynayacaksın burkuk. dedi böyle yaptı. burkuk <laughs> böyle burkuk. Bir burkuk. An. Evet, ve bu arada maç esnasında hiç şey hissetmedim ama maç bitiminde gitmişti. O yüksek tansiyonla insanlar böyle zor şeylere dayanabiliyor. Ben de çıkık kolla maç tamamlamışım ya. Oluyor öyle şeyler. Farkında değilim değil mi? Sıcağı hale hissetmiyorsun değil miyiz? <laughs> Sıcağı hale hissetmiyorsun. Ee, sen en önünde kimle fotoğraf çektirmişsindir hocam? Hmm. Var mı senin tahminin? Yok A Ali yani Ali Hoca ile fotoğrafın var mı? Ali Nesin de mi? Evet. Yok sohbetim var ama. Bak var ya biz kesin bu videodan sonra... <laughs> Ezel var Ezel. Ezel dedin. Kenan Yılmaz'ı alalım mı? Ezel. Ha Ezel ya direkt şarkıcı Ezel. Evet. Tamam güzel. Yani orada da çektirmesem olmazdı gibi bir durum vardı. Takımca fotoğraf çekiliyordu. Biliyorum biliyorum. Herkes sırayla fotoğraf çekiliyordu. Ben de çektirdim yani. Sen Ezel'in o kadar ünlü olduğunu bilmiyordun değil mi ilk başta? Yo biliyordum. Ezel bizim takımımızın sponsoruydu arkadaşlar. Aynı zamanda Barış Spor diye bir takımda biz Ertan Hoca'nızla futbol oynuyoruz. Daha çok Ertan Hoca'm oynuyor ben kaytarıyorum ama. <laughs> Bana şey çok soruluyor. Ertan Hoca'nı nereden tanıştın? Ertan Hoca'nı nereden tanıştın? Gerçekten çok soruluyor. Bir de hocam bak ben şöyle bir tribede de düşüyorum. Ulan Sanki biz Ertan'la hani o kadar da yakın değilmişiz de hani... <laughs> sen benim yanımda görünmeye çalışan bir insan mısın? Abi ya. evet öyle görünüyor ve utanıyorum bu hikayeyi anlatırken. Hani sen anlat da ben rahatlayayım artık. Anladın mı derdimi? Anladım. <laughs> Çok ilginç <laughs> bir dertmiş bu arada. Ama doğru söylüyorsun ben de bunu hissettim biraz yani şey olarak. Sanki böyle kıyısından tanışıyormuşuz gibi. Evet öyle görünüyor olabilir biz belki. Biz İbrahim'le iş ortağıyızdık evet. bir kere. Değil mi İbrahim? Aynen. Çok uzun bir süre. 5 sene. Ertan Sinan Şahin.com'u birlikte kurduk İbrahim'le. 2017'den sayarsak kaç sene diyor? 7 sene diyor. İlk YouTube kanalımı İbrahim'le birlikte açtık. 50 abonemiz vardı hep söylerim. Çok garip geliyor bana evet. şimdi. Evet. Bayağı eski. Nereden tanışıyoruz? Okuldan tanışıyoruz. Otlu'dan tanışıyoruz. ben o zamanlar ara sıra Counter Strike oynuyordum. Siz de bayağı oynuyordunuz. Evet. Ben bir şekilde bizim okulun Counter Strike oynayan ekibiyle iletişime geçmiş oldum. İşte onların zaten bir Discord kanalı, Discord değildi o zaman, TeamSpeak kanalı vardı. Ben de o TeamSpeak kanalına girdim. İbrahim'le orada tanıştık. İbrahim orada da dikkat çeken bir tipti. Bak işte niye, niye öyle dedi? İşte ne bileyim o sesinin seksiliği olabilir başka şey de olabilir bir şekilde dikkat çekiyordu İbrahim. Ben sana yani, çok çıkıntılık yapmıştım onu hatırlıyor musun? Evet onu hatırlıyorum biraz. Sonra da kötü olmuştu sizin evet, sonra için. Sonra da kötü alıştı. Ben İbrahim'e futbol oynuyoruz falan deyince İbrahim böyle şey yapıyor. Futbol mu? Aa, hadi gelin size bir tokatlayalım falan demişti. Sonra İbrahimler yenildiler çok kötü bir şekilde. Evet ya kötü bir mağlubiyet ama sizde şöyle biz okul takımıyla kaba kafaya oynayabiliyorduk. Tamam mı? Sen, siz yanlış adama çattınız evet, Siz de şöyleymişsiniz Okul takımının geçmişten bu yana en iyi oyuncularını toplamış bir ekipmişsiniz Yani Ne bilirdim abi Ö Okula öyle bir ekip olduğunu da bilmiyordum ben yani. Öyle ekipler var ve gelip seninle maç yapmıyorlar İbrahim evet, Düşün doğru. neden <gülüyor> 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 Neden <gülüyor> acaba Neyse doğru senin e, oradaki özgüvenli çıkışın çok anormal değil canım O normal yani Bir de hocam iddialı olmak da güzel yani. Güzel i̇şte güzel sıkıntı yok yani, fena değil. Biz sevindik zaten böyle dedik <laughs> Gençler var <laughs> Bunlarla oynanır. <laughs> evet hocam 7 sene oldu ya çok garip geliyor. İş ortaydık Neler neler oldu abi. Tatile gitmişliğimiz var. Yani ne ararsan vardır bence. Çok yapmadığımız bir şey az vardır. Dolu dolu birlikte 7 sene. Kapma dayanmışlıkların var İbrahim. <laughs> Şimdi burada girmeyelim. <laughs> Şimdi her şeye girmeyelim hocam. Ben de girerim çünkü. Benim de elimde <laughs> kozlar var. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Güzel. Sahte bir gülücük. Hocam son zamanlarda sürekli böyle ya kafaya taktığım bir şey var. Kendimin de düştüğü bir bela. Şimdi senin de içinde olduğun bir bela. Hocam sosyal medyanın gittiği yer. Gençlerde bambaşka mediumlar olmaya başladı. Çocuklar için çok kötü de görüyorum. Kendi küçüklerimden falan. Ya bu goygoyu da konuşmak istemiyorum ama senin içerik üreticisi tarafından bir şeyler söylemen bence önemli. Özellikle bilim üreticisi olarak. Konu ciddileşti. Ciddi hocam ya şöyle bence çok acayip bir şey yani insanların hani izleme kısmı da içerik üretme kısmı da yani içerik üreticileri için de durum bence çok kötü yani sosyal medyaya içerik üretiyor olmak sanıldığı gibi zaten bir şey değil bence çok kötü bir şey İnsanların belli bir süre üretebilecekleri içerikler çok kolay çünkü zaten kendi biriktirdikleri şeyler bunlar hatta hikaye anlatıyorsa anlatacağı hikayeler anı anlatıyorsa anılar teknolojiyle ilgili ise zaten bildiği ortaya koyabileceği şeyler bilimle ilgili ise de öyle olabilir ama olay içerik üretimine döndüğü zaman. Bir süreklilik olması gerekiyor. Sürekli bir şey ortaya koyman gerekiyor ve bunun için ya bir araştırma halinde olman lazım ya sürekli bir şeyler okuman lazım ya da her duyduğunu bir şeyi not etmen lazım. Yani hiç tahmin edilebilir bir şeymiş gibi gelmiyor bana içerik üreticisi açısından da. Ama tabii sosyal medyada bu bir sorun değil. Birileri içerik üretir, sıkılır, sonra diğerleri üretir. Bazıları başarılı olur, bu işten para kazanmaya başlar, bunu iş olarak devam ettirir. Sonuç olarak sosyal medya içerik üreticisi anlamda sıkıntı yaşamayacak gibi görünüyor. Çok çok uzun bir evet. zaman daha en azından ya da belki hiç izleyiciler de izliyor. Hani ben bunu şey gibi görüyorum işte. İnsanlar hep şey söylüyor. Yapay zeka insanları ele geçirecek falan diye. İşte hmm. geçirmiş durumda. Yapay zeka zaten o. Yani diğer insanları ve seni izliyor. Davranışlarından ölçüyor, tartıyor. Sana izleyeceğin şeyi önüne koyuyor. Sen de onu izliyorsun. Şeyi merak ediyorum şimdi. Yani pardon bu arada yapay zekanın iradeni elinden alacağı fikri ne ne ara vardın? Hani illa hep şey gibi düşünüyor ya yapay zeka, robotlar dünyayı ele geçirecek hani çalış hmm. falan deyip çalıştıracakmış gibi sanki seni taş ocağına verecekmiş gibi. Belki bu çok gene iyimser bir senaryodur. Yani daha kötüsünde şeydir senin zihnini ele geçiriyordur. Çünkü çok. sen zaafları olan bir varlıksın. Ee, mevcut modern dünyada bir sürü eksiğin gediğin var senin. Yani acıkmadığın halde acıktığını zannedebileceğin kadar... E, zaaflı problemli bir şeysin. Yapay zekanın da hiç böyle dertleri yok. Dolayısıyla seni her türlü manipüle edebilir. Hatta zaten yani dünyada insanların siyasi yönetim bile manipülasyon üzerine kurulu olduğunu düşünürsek o zaman manipülasyon çok insan için en önemli tehlikelerden biri. Sosyal medyada bu anlamıyla tam olarak bu boşluğa oturmuş gibi görünüyor. Yani yapay zeka olayı buradan ele alıyormuş gibi. Şimdi burada ben seninle daha çok şeyi aslında mesela burada özellikle konuşmak istiyorum. Aslında izleyicileri de dar bir potaya sokuyor ya. Yani işte hızı gereği herkesin izlediği şeyleri sana çıkartmaya çalışıyor. Sen ve senin gibilerin davrandığı biçimde sen onların yani çok büyük bir topluluğun küçük bir parçası oluyorsun ve o topluluğun Ürünlerini görüyorsun sadece görmek zorundasın. Şimdi tersten içerik bu söylediğim anlaşıldı mı bu arada tekrar edebilirim. Ben anladım ama tam katılmıyorum. Çünkü sen mesela işte seni kategorize etti. Sen sporla ilgilenen teknolojiye meraklı birisin. Yani bence sosyal medya seni böyle kategorize etmiyor zaten. Seni ee, video bazlı kategorize video ediyor. Kategorize ha, kategorize hangi ediyor. videonun kaçıncı saniyesinden çık? Çünkü bu kadar veriyi tutabilecek ve bunları izleyebilecek durumda. Dolayısıyla seni çok geniş klasörlerin içerisine koymasına gerek yok. Ee, evet ama kabaca bir topluğa sokuyor ve işte ben ve benim gibi davrananların ilgisini çekebileceğini düşündüğü şeyler olduğunda da onu veriyor ve bu sürekli tekrarlanıyor ve biz aslında işte dar bir potaya gidiyoruz ta ki işte belli bir irade koyup yeni bir hobi, bir şeyler edinene kadar vesaire. Şimdi tersten içerik üreticisini de belli bir potaya sokuyor. Şunu yapıyor ya mesela bize. Biz şunu yapmak zorunda kalmıştık. Ben sana mesela bir soru sormuştum. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Dünyada gördüğümüz her şeyi neden küre demiştim ve biz bunun reelsını yapmıştık. Şimdi bu bir dakikada yanıtlanabilecek bir şey değil. Kaldı ki yani çok belki yani bir saatte de açıklanamayabilir herkesin tam anlaması için. Ama biz onu bir dakikada vermek zorundayız. Hızlandırmak zorundayız vesaire. Şimdi bu anlamda da anlatıyı belli bir dar bir yere sokuyor. Ama anlatacağı şeyle anlattığı ortam birbirle uyumlu değil. Şimdi bu bir dert. Bazen denk geliyorum böyle fizik konulu, bilim konulu bir içerik mesela ve içerik hatalı hmm. ve altında işte keşke herkes sizin gibi anlatsa falan gibi yorumlar olabiliyor. Her zaman kötüleyenler var ama her zaman hmm. olumluyan insanlar da var. Dolayısıyla kriter ne? İzlerken iyi aktı mı? Keyifli miydi? Hani çok da bariz bir insanların işte gözüne batan yok ya bu video saçmalık demediği müddetçe oluyormuş gibi görünüyor. Dolayısıyla özellikle teknik konularda konuşurken dinleyici o kadar da savunmasız ki Aa tamam diyor. Evet diyor. Ee, Anlatım da hoşuna gittiyse aslında diyor bazen işte fizik böyle anlatılmalı diyor mesela bir video izleyeyim. Şimdi bu bana daha böyle şey geliyor. Ürkütücü korkunç geliyor. İçeriklerin belli bir süzgeçten geçmiyor olması. Yani bir dakikaya sınırlandırılmış olması tamam bir sorun ama ya bir dakikaya sığarsın. Mesela Stephen Hawking'in en çok okunan kitaplarından biri. Zamanın işte daha kısa, kısa tarihi. Daha kısa tarihi daha çok okunmuştur muhtemelen. Çünkü gerçek gerçekten daha kısa. Ee, ve o kitap mesela şunu hissetmiştir yazar. Yani ben bu kitabı kısa ve insanların anlamak isteyeceği şekilde yazmalıyım. Bu onu ona bir dayatma. Bunu reddedemez. Aynı zamanda Stephen Hawking'in mesela işte orada anlattığı kon konuların matematiğini anlattığı çok böyle nasıl diyeyim graduate düzey dediğimiz doktora hmm. seviyesinde falan yazdığı kitapları da kitabı da var mesela. O zaten var. Bunu da başka bir kitleye yazıyor. Bunda bir sorun yok gibi. Yani mesela bir dakikada bilim Hmm, olmaz kesin karşıyım demezdim ya da işte basitleştirilmiş bilim o da olur ama diğer taraftan şey daha büyük tehlike gibi bir kriter yok bir bir şey yok ve kriter insanlar kriterlerin insanlar olduğu durumda nereye gittiğimizi az çok hepimiz biliyoruz şu mesela kesin oluyordur değil mi mesela uyduruyor Yani bilimsel bir gerçeklik var bilimsel gerçekliğin manipüle edilebilecek tarafları da var daha çok dikkat çekeceğini bildiği için manipüle edilebilecek taraflarını manipüle edebilir birisi. Sırf daha çok izlenecek diye. Yeterince bilgili ise bunu yapar. Ama zaten kendisi de eksikse söylediği şeyler yanlıştır ve insanlar onu onaylar. Yani mesela diyelim ki bir e, sağlık hakkında birisi konuşur ve insanlar der ki işte bu benim daha çok hoşuma gitti der. Halbuki senin hoşuna gitmesi gerekmiyor ki. Seni beğenmen gerekmiyor. Ama sosyal medyada hoşuna gitmesi çok daha önemli. Beğenilmesi önemli. Ve insanların hoşuna giden ve beğendiği şeyler çok saçma sapan olabiliyor. Çünkü bir kriter yok ortada. Yani kriter insanlar olunca. Bu sanki daha büyük sorunmuş gibi. Diğer taraftan manipülasyona çok açık. Firmalar tabii ki bunu gözetiyordur. Yani bir firma bir ürün çıkardığında şunu diyordur. Şimdi yeni gerçeklik bu. İnsanların algıları hmm. böyle. İşte biz bunları influencerlar üzerinden bu ürünü şu kitleye şöyle satabiliriz diye strateji geliştiriyordur. Ve bunun içerisinde bazı manipülasyonlar da yerleştiriyordur. Yerleştiriyor. Diyor ki evet. bu ürünün ihtiyaç olarak algılanmasını sağlayalım. Mesela çok iyi bir telefon üreticisi firma. Yeni modeli çıktığında elinizde eğer eski modeller varsa onları da biz ürettiğimiz için emin olabilirsiniz ki onlar da çok iyiydi. Onları kullanmaya devam edebilirsiniz. Hem de bir 3-5 yıl daha değil de bakın bu yenisi bunda şöyle bir özellik, özellik var. var Senin de bu özelliğe ihtiyacın bence var. Ya da işte şey gibi bunu bir prestij olarak satıyor. Diyor ki e, biraz bir ayrış eskilerinden. Evet. Hani e, param varsa business da uç diyor. E, business koltukları da belki de uçağın içine biraz da onun için konmuş. Hani, hani birileri para, ya, birileri ve daha fazla para, para verebilecek alalım. durumda. Evet o zaman niye onların ayrışmasına müsaade etmeyelim? Buyurun siz şöyle oturun demeyelim gibi. Belki çok iyi bir örnek değildir ama bir benzeri işte telefon sektöründe de var. Son modelini niye alıyor bir önceki modelini almış insan? Ya da firma demiyor mu? Biz bunu hakaretten sayarız. Benim telefonum 5 yıllık. En az 5 yıl bunu kullanmalısın demiyor. Onun yerine diyor ki, al al tabii yenisini al diyor. Hatta işte pek bir gelişme yoksa bile sanki varmış gibi bunu lanse ediyor. Neyse, özetin özeti. Tabii ki manipülasyona çok açık insanlar. Bu manipülasyonlar konusunda sosyal medya aslında daha ileri bir seviyede, daha uzman bir seviyede. Çünkü ne kadar boşluk varsa sızıyor. Mesela bir evet. video. Sen şey diyebilirsin. Ya bu videonun aslında insanlar tarafından izlenmemesi daha iyi olur diyorsun. Mesela bir şiddet Kidiyorum. videosu. Evet. Mesela diyelim çok, çok fazla denk şiddet ediyorum. içeren bir video mesela ama izleniyor çünkü boşluğunu buluyor ve oradan sızıyor o ve yüzden daha tehlikeli. Çok kolay yayılıyor ya onlar bir de. Ya bir de şiddete kadar gitmeye gerek de yok. Şimdi adını vermek istemediğim bir YouTube kanalı var mesela. Ben bayağı beğenip izliyordum. Adamın hikaye anlatıcılığını çok beğeniyordum. Sana attığım bir bölümünü sen dedin ki ya çok fazla teknik hata var. Hatırlıyor musun? Hatırladım evet. Yani mesela bu benim adıma çok endişe vermiş lan. Ne yapacağız o zaman yani hani şimdi bir şeyler öğreniyoruz, öğrendiğimizi zannediyoruz. Adamın üstü da çok düzgün ama çaresiz yani biraz da. Şimdi sen de bunlar içerisinde boğuşuyorsun. Yani iyi tarafı hani o kanalı yapan kişi gördüğüm kadarıyla böyle kötü niyetli değil şey değil yani. Ulan ben bu kadar bilgiyle ne kadar kendimi satarım gibi değil de elinden geldiğince araştırmayı, öğrenmeye çalışıp bir şey yapmaya çalışıyor ama bazı noktalar çok başarısız. Yani iyi niyetli aslında yapabilse yapacak evet. Bir de e, bunun tam tersi de var ya şunu gören insanlar var yani hayatta herkes çok nitelikli değil İbrahim ve insan bazı insanlar için artık nitelikli olmamak bir şey bir gerçek yani nitelikli olmaya dö dönük atılacak adımlar kendini yıkıp kendisini yeniden ortaya koymaya gerektirecek adımlar e, çok zor evet. şöyle zor önce etrafına dönüp şey demesi lazım ya arkadaşlar ben bir şekilde niteliksiz kaldım bu hayatta kendimi geliştirmek istiyorum ama o sırada satmaya devam etti bazı şeyler var. O, ne yapacak? Satmaya devam etti pozları var. Onu kırmak istemiyor. O yüzden çok daha güçlü ve net bir şekilde niteliksizlik tarafını ses, seçmeyi tercih ediyor. Diyor ki benim diyor yeni gerçeğim bu. Ben bu taraftayım. Ben bununla ya yaşayacağım. Yani mesela şeyi daha çok ön plana çıkarıyorlar. Ben denk geliyorum, takip ediyorum işte YouTube kanallarını vesaire. Ya beğeni ve insanlar tarafından gördüğü saygıyı daha ön plana çıkarıyor. Çünkü diğer tarafta bir şey var, tehlikeli bir nokta var. <laughs> Aynen. Karanlık Oraya gitme. Karanlık bir bölge var. Yani ben e, ...nitelikli miyim, değil miyim? Ama... ...diğer tarafta be beğeni ve alkış var. O beğeni ve alkış dururken... Niye ...tuturup da diğer tarafı tercih etmiyor. Türkiye'deki çoğu işte şarkıcının... ...çıkıp da yani müziği gerçek anlamıyla... ...işte konuşalım deme ihtiyacının... ...duymaması gibi. Çünkü onlar... Evet. ...o tarafında değiller işin. Müzik anlamında... ...çok iyilerse bile o tarafında değiller artık. Onlar yani. popülerite ve işte başka, başka, başka tarafına... ...geçmiş durumdalar. Ve bu arada ben şunu görüyorum... ...benim takip edeceğim gerçekten müziği... ...müzik için yapan insanlar da var. Hem rap... ...tarafında olsun hem de işte alternatif gruplarda olsun. Gerçekten müzikle ilgilendiklerini, onların başka bir derdinin olduğunu bildiğim insanlar dahi son dönemde çıkan ve çok dinlenen rapçiler yüzünden onlardan etkilenmiş hali görüyorum onları. Çünkü onlara bir şeyler akıyor. Onların hayatı çok iyi görünüyor dışarıdan. Beğeniliyorlar. Diğeri de şunu hissediyor. Ya ben bundan çok daha iyiyim, çok daha nitelikliyim. E ben ama gidiyorum aşağı doğru ve yok olacağım. Artık muhtemelen yaşamını yani yaşam kaygısı gidiyor ve o tarafa doğru kayıyor. Hani öyle hala kendi fokusunda olan insanlar da oraya doğru bir eğilim gösteriyor. Yani sadece onlar kendi yaptıklarıyla kalmıyorlar. Başkalarını da etkiliyorlar. Ve kötü görünüyor yani bana. Bu ama sosyal hayatta da zaten vardı. Lisede de vardı bu. Lisede de birisi mesela. Kendi yaptığı o davranışların ya da her neyle ilgileniyorsa yeterince ilgi görmediğini görüp bir başkasının yaptığı daha basit ve alakasız olan bu saçına jöle sürmek bile olabilir. Daha Hı. çok ilgi gördüğünü görüp ya ben acaba hani yanlış tarafta mıyım? Hissiyata Evet. Hissiyatı oluşabiliyor. Mesela diyelim ki popüler olmayan bir müzik ...müzik aletiyle çalıyordur. Lise bir öğrencisidir. Ama bir diğeri de popüler olan bir... ...müzik aletiyle ilgileniyordur ve bu onda... ...bir soru işareti yaratabilir. Bu da bence... ...tehlikeli tabii ki yani. Çünkü... Evet. ...kalabalıkların beğenisi ne kadar kıymetli olabilir... Hani Kalabalıklar e, özellikle bir de beğeni gerektiren bir konu için Mesela sanatsal bir şey için düşünelim Kalabalıklar ondan ne kadar anlıyor olabilir ki e, Sen sen onun üreticisi Mesela müzik konusunda sen kalabalıklardan çok daha ileri bir noktadaysan Ki sanatçı eğer öyledir bu Yani kalabalıkların sana yön vermesi tabii ki çok tehlikeli Diğer taraftan da ben kimse benim umurumda değil Kimsenin beğenisi benim umurumda değil de tabii çok başka bir tehlikesi olabilir Kaldı ki var bence de e, Onu da var i̇ki tabii uç, İki uçta kötü görünüyor ama şu an hakim olan şey tabii ilk söylediğin. Kalabalıklara doğru gidildiği. Evet yani bu iletişim şu an mesela sosyal medyayı yok etmeye çalıştığında insanlar arasında kurulmuş yani birbirleriyle hiç iletişime geçmemesi gereken insanlar arasında kurulmuş köprüleri ortadan kaldırman gerekecek. Çok ilginç evet. ve bence kaldırılması gerekiyor <laughs> ve çok barışçıl bir yöntemle. Yani bir anda insanları aşırı nitelikli bir hale getirip ya bana ne işte New York'ta yolda yürürken kendi işte fotoğrafını çekmiş bir adamın ya da kadının paylaştığı fotoğraftan seviyesini yakalamak çok mümkün olmayacağı için. ya Bu hmm. şey gibi bir şey yani küçük bir çocuğun kendi kendine gere gereğinden fazla şeker yememesini beklemek gibi bir şey yapmayacak bunu. İnsanlar evet. da yapmayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla birinin müdahale etmesi gerekiyor sanki. Ben sana daha ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi sen nispeten birinci zayıf olan <laughs> bireylerden bahsettin ve diyorsun ki bunu yapmayacaklar. Şöyle bir app çıkmış gördün mü? The Opal diye. Bu arada reklamını da yapayım yani yabancı bir şirket. <laughs> şey şey değil. <laughs> şunu yapıyor. Senin sosyal medya kullanımının tamamını sınırlandırıyor. Aylık para veriyorsun buraya. diyor ki sen hayır doldurdun kullanamazsın. Hiçbir şekilde açtırtmıyor sana. Orada öyleyim varken. Yani şey düşünsene bilinçli bir insan da sosyal medyanın kendisini harap ettiğini fark edip para veriyor. Ve kendisini başka bir şey durdurtturuyor. Yani beslenmede yap yaptığımız bir şey. Çok absürt geliyor bana. Beslenmede ama ya. alıştık ama buna. Yani bir şeyler bana Dur desin artık yeme desin demiyor muyuz? Yani Ama yani başına adam tutuyorsun bana ben hamburger yemek istersem bana sakın hayır yemeyeceksin. Yani insanın açıkları var var yani. Yani yıllarca zaten bunlar kullanılmış hep insanlar tarafından. Ama mesela insanlar arası ilişkilerde zaten hep hani manipülasyon yönlendirme ya aslında sen şey mi yapsan ya gibi söylemler. Yani hep hep var zaten. Yani bu bunun kötü tarafı çok güçlü olması. Yapay zekanın insandaki bu eksiklere yönelmesi, bu manipülasyon noktalarına işte sosyal medya aracılığıyla erişmesi bence çok büyük bir olay çok büyük bir tehlike. Şey gibi bir şey yani uyuşturucunun serbest olup insanların uyuşturucu bağımlısı olup bak uyuşturucunun serbest olması bile sorun değil. Uyuşturucunun pahalı bir şey olup birileri tarafından satılabilir olması durumunda ve bunun birilerinin elinde olması durumunda birileri bu avantajı kullanmak ister. Der ki ben bu uyuşturucu satayım. Çünkü pahalı ve buradan kar elde edebiliyorum. Peki insanların ama almıyorlar bu uyuşturucuyu, ihtiyaçları yok. O zaman da dersin ki ben bunları bağımlı haline getireyim. Klasik Türk filmlerinde, Yeşilçam evet. filmlerinde var ya bir genci ağlarına düşürüyorlar. Şey yani. İşte arkadaş ortamının içine çekiyorlar, onu da bağımlı hale getiriyorlar. Sonra da o yeni bir müşteri haline gelmiş oluyor. Yani dolayısıyla sadece şey bile değil yani işte yasaklı bir madde gibi olsun işte uyuşturucu hmm. gibi ya da işte olmaması gereken bir şey ki sosyal medya bence öyle ve devletler ülkeler bunları bir bir noktada kabul edecekler. Bir noktada hmm. diyecekler ki bu az önce o bahsettiğim şeyler gibi insanların açıklarını bulup oralara sızan şeyler ve insanın bütün kimyasını boza, bozabilecek yapıya sahip bunlar. Evet. Farkında olmadan bir çocuk için mesela şeker böyledir. Ya küçük bir çocuk muhtemelen şeker komasına girebilir yani. Durdurmazsan. Durdurmazsan evet. ve ya da mesela mani çocuğu manipüle ettiğini düşünsene. Çocuğa şeker satmak istediğini düşün birisinin ve annesinin babasının o sırada yanında olmadığını düşün. Nasıl Çocuğun almayacak? da parasının olduğunu düşün. E, çocuk durduramaz kendisini. Evet. Ve çok seri bir şekilde şeker komasına da girebilir ya da 30 yaşına, 20 yaşına geldi şeker hastası olabilir. Çok güzel. Seninle konuşmak istediğim ikinci konu buydu ve buraya geldik. Şunu söylüyorsun aslında. Yönlendirilmeye ve yönlendirmeyi derken akil birleri veya işte bir şeyler tarafından, fikirler tarafından yönlendirilmeye ve akıl birliğine varmaya ihtiyacımız var birleri tarafından. Çünkü insanın kendisi çok böyle zaten şey biraz yani hani bozuk. Savunmasız. Evet senle de konuşmuştuk yani insan aslında çok geri bir varlık. Yani şu an kendimizi son konumda bulduğumuz için ileri zannediyoruz ama bayağı geriyiz. Birçok şey kontrol edemiyoruz hiç hakimiyetimiz yok. Kendi üstümüzdeki irade bile çok kötü. Dolayısıyla şeye çok ihtiyaç var. Akıl birliğine işte düşünmeye ama son dönemde çıkan yine bir akım. Bayılıyorum bu arada o hesapları takip etmeye altına çok güzel müzikler. Hop, <laughs> 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 bildin mi dediklerini? Yok. Altı böyle müzik dayıyorlar kimseyi dinleme evet. sen sen ol sen en çok kendini seveceksin diğerleri sana hayır mı diyor hayır sen yapabilirsin bilmem ne falan yapay çok... zeka canım o da o da o da o da ya değil mi? Yani şimdi e... Bazen bir videoyu görüyorum, diyorum ki bu yapay zeka. Yani tamam gerçek bir insan oynuyor, kendisi yazmış metni de. Yani şöyle yapay zeka, işte izlenmeleri incelemiş, algoritmayı çözmüş ve bunu paylaşıyor yani. Meşhur bir gazeteci var ya, adam adını bilmiyorum. Adam şiir okuyor ama şiir hmm. okurken takım elbisesini düzeltiyor, kravatını falan çekiyor aynanın karşısında. Yani o tutmuş artık. Yani yapay zeka otomatik olarak Onu aynayı oraya, oraya modelliyor. Evet. İşte kol <laughs> düğmelerini ayarlıyor, kravatını şey yapıyor. Ama adam şiir okuyor. Abi şiir okumakla bunu kravatını çekmenin ne alakası var diye sen düşünüyorsun. Hayır. Ama o video değil. izleniyor. Onun evet. gibi bir şey İbrahim. Ben bunu sorun etmiyorum artık. Evet ama bu çok güçlü bir akım olmaya başladı yine gençlerde. Ben çok takip ediyorum. Ben sana söylemiş miyim bilmiyorum. Benim şöyle bir şeyim var yani. 20 yaşında ben kendime şey demiştim. Abi sen dedim şu an çok iyi müzikler dinliyorsun. Hep dedim 20 yaşındaki insanların müziklerini dinle. Çünkü kaçıracaksın bak bir şeyleri falan diye. Sana söylemiştim herhalde bunu. Bunu yapma İbrahim. Bunu yapıyorum bu arada. Hoşuma giden müzikler de oluyor ve gençleri takip etmeye çalışıyorum. Yani 20 yaş altını falan ne yapıyorlar ne ediyorlar. Çok hakim bu düşünceler. Yani çok bireysellik. bireysellik çok ön planda. Muazzam bir kendini sev baskısı var. ve çok garip geliyor bana. Mesela benim senden en çok faydalandığım şey sen bana sürekli dur diyorsun. Yani dur yapma dur bir bak falan. Ben kendimi bir miktar ileri attıysam mesela bunun çok faydası oldu. Ben bunu çok bu arada tabii tersten çok zorlandığım anlar da oldu tabii ama yani eğitim böyle bir şey. Çocuğu şöyle eğitebiliyorsun yani. Yapma. Yani yapma ve gerekçesi bu. Yani sadece yapma da çok kötü ama. Bazen gerekçesi olmaz ki. Ne anlatacağım 4 yaşındaki çocuğa? Evet. Yani o o dil kötü algılanıyor mesela. Artık kimseye, hele alt kuşağı falan şey diyemiyorsun ya. O boğulmamış diyemiyorsun yani. Çünkü şey gibi algılıyor onu. Kendisine saldırı. Nasıl lan ben mükemmelim oğlum. Mal mısın yani falan gibi bir tribe giriyor ve çok sinirleniyorum buna. Ben ço çoğu zaman böyle bir olmadığımı düşünüyorum ve öyle birlerini görünce de biraz zorlanıyorum. Şimdi sosyal medyanın da bence orada bir etkisi var. O bireyselliği çok ön plana çıkarttığı için adam kendini mükemmel zannediyor ya. Yani bunu söylemekten geri çekinmeyeceğim. Böyle çünkü. Yani böyle bir derdimiz var artık. Eskiden sosyal medyada komik e, bebek videoları falan vardı. Yani sosyal medya değildi o aslında. YouTube işte mesela. Sosyal bir medya değildi. Ya yani aslında işte televizyonda izlediğimiz şeylerin güzel kesitlerini şeyde buluyorduk. Mesela diyelim ki çok güzel bir reklam yayınlanıyordu. Evet, o, YouTube'da o güzel yani. reklamı izlemek için televizyon açık kalıyordu. O reklam da arka arkaya üç kere verilmiyor. Bir kere veriliyor geçiyor. Ama sen reklamı evet. bir daha izlemek istiyorsun. Nasıl izleyeceksin? YouTube ilk çıktığında ilk yaptığı şeylerden birisi bu olmuştu. Böyle. O reklam YouTube'da vardı. Bu arada bunu dedin böyle bir reklam geldi aklıma. Peugeot 206'nın bir reklam vardı hatırlıyor musun? <laughs> diye Bir Hint şarkı vardı hatırlıyor musun? <laughs> evet ben bu konulardan dertliyim hocam. İçerik üreticisi olarak senin de dertli olduğunu görmem güzel oldu. Kapatılmalı dedim bir ara. Gaza gelip hatırlıyorsun. Yok ya gaza gelmedim ya. Mesela sigara konusu da öyle. Diyelim ki belki çözümü insanların sigara içebileceği alanların daraltılmasıdır. Mesela bunu yaparak yani insanlara yasaklamadan yavaş yavaş yok edebilirsin sigarayı. Bu arada 20 yıl önce söylesem muhtemelen kimse ciddi almazdı bunu. Ciddi almazdı. ne alakası var? Çünkü onun? otobüste sigara içiyorlarmış. Ya da işte şey derdi. Otobüste ben o zaman otobüste yasaklanırsa indiğim gibi içerim. Tamam indiğin gibi içersin doğru ama bu yayılmayı o kadar ciddi etkiliyor ki. Evet. Yani bunun gibi şeyler mesela sosyal medyada da gene benzer bir takım regulasyonlar olabilir. Bu arada İngiltere'nin ben kültür olarak önüne gittiğini düşünüyorum. Şimdi kimse beni suçlamasın ama İngiltere'de şöyle bir şey Oldu. Haberim var mı bilmiyorum. 2009'luların artık yani sigara içmesi yasaklandı. Öyle mi? Evet yani. Onlara diyor siz artık sigara içemezsiniz. Yani muhtemelen şöyle bir şey planlıyorlar. Bakacaklar bir çalışıyor mu bu. Çalışıyorsa ve çok azaltıyorsa adım adım artık Ones'in sigara içmesini yasaklayacaklar. Ya öyle ya da böyle. Belki yasak ters teper daha çok olur. O zaman da dersin evet. ki şey politikalarına devam kısıtlama, daraltma, Aynen. sosyal izolasyon. Avrupa zaten sigara çok pahalı galiba. Öyle şeyler uyguluyorlar. Japonya'da mesela sosyal alanda içemiyorsun. Kabinler var orada içiyorsun. Belli bölgelerde galiba. İnsanlar Yok. utanarak söylüyordu Amerika'da mesela. Daha önce bahsetmişimdir sana. Yani sigara hmm. içtiğini utanarak söylüyor. Ya da evine davet ediyorsun. İşte diyor ki yalnız diyor ben hani işte sigara içiyorum. Yani bu arada kastettiği şey evinde içmeyecek. Yine dışarı çıkıp evet, evet. içecek ama diyor ki sen sana misafirliğe geldiğimde e, arada bir dışarı çıkmam gerekecek. Uygun mu senin için diye söylüyor. Evet. Bunun için izin alıyor senden. Tanışırken söyle, söylüyor utana sıkıla bu kültürel bir baskı aslında ve iyi bir şey mesela azaltılması anlamında Antalya'da basket oynuyordum hocam bir tane orada siyahi bir arkadaş vardı böyle maçı yaptık falan güzel bir maç oldu böyle keyifli çocukla konuşuyoruz falan sigara yaktım bana şey what a shame dedi Nasıl yani falan dedi, anlamadı yani adam. Hem basket oynuyorsun hem sigara. Nasıl yani adam kuramadı kafasına. Çok garip geldi mesela. Bu arada ben bundan etkileniyorum galiba ya artık. Ne Yapıyorum ne? ben bunu insanlara. Geçen mesela birisine Gökçe uyardı beni. Oturduk, onun da elinde sigara varmış. Oturduk, tenis koro ortada tenis kortlarının orada. Arkadaşlar da tenis oynamıştık. Tenisten sonra hmm. sigara yakmış o. Kenarda tutuyormuş. Ben direkt şöyle şöyle bir şey dedim. Oturur oturmaz arkadaş açık hava şurası bile sigara kokuyor. Ne lanet bir şey ya bu dedim. Arkadaşın elinde sigara varmış o sırada. Özür dilemedim. Dilememekte haklısın bence. Ya ee, Gökçe şey yaptı. Dedi ki ya işte arkadaşın yok, yok. elinde sigara var bu arada falan dedi. Şöyle yaptım yani sadece. Yani dedim ama ben bu söylediğim şey yanlış değil ki. Evet. Açık havadayım ve sigara dumanı geliyor bana ve ben bunlara rahatsızım. Ya rahatsız olmayabilirim yani dünya mı yıkılacak? Hani değil de Hı -hı. biraz şey gibi hani burada taraftarlık yapıyorum. Diyorum ki insanlar böyle davransınlar. O arkadaş bir daha düşünsün. Ya da ...çıkar çıkmaz benim yanıma oturamasın... ...gitsin uzakta içsin sigarasını gelsin... ...yani sosyal içicilik var ya... Evet. ...sosyal içmeyicilik olsun o zaman onun yerine... ...o desin ki ya insanlarla oturamıyorum... ...bir yerden çıkıyoruz hep, hep ben dışarıda izole oluyorum... Amerika'da böyleydi bu arada. İzole oluyorsun. Yani sigara iç içiyorsan yağmurun altında içmen lazım. Bu söylediğin çok önemli. Buna şunu söyleyecektim. Ben. Yok lan önemli değil. Yok yok önemli. video kes değil mi lan bu? Önemli değil. Abi konuşama şunu Haftanın söyleyeceğim. Haftanın yedi İçimle günü zaten kaldı. böyleyim efendim. Bu yaptığın o koyduğun tavır var ya. Şu yüzden bana önemli geliyor. Şimdi 1980'lerde filmlere bakıyoruz. Otobüste sigara içiyorlarmış ve diyoruz ya. Ulan hayvan mı lan bu adamlar diyoruz ya. Hayvanlar aslında bir anlamda. Hayvanlar yani. içmiyor ya falan <laughs> gibi böyle. Hayvanakları hakları şeyi yaptım hemen. Aslında orada olan şey çok basit. Orada başka birinin de havası var ve sen o havaya bir miktar işte zehirli şeyler gönderiyorsun. Onlardaki insanlar kötü etkileniyor ve biz bu yüzden bunlara diyoruz ki bunlar diyoruz yani yuh ne kadar görgüsüz herifler falan diyoruz. Şimdi aslında açık alanda kimse kimseye bir şey demiyor. Çünkü şu an bu normal. O zaman da o normalmiş. Şimdi açık havada da olan şey aslında aynı. Sadece miktar az kapalı ortam olmadığı için. Dolayısıyla diyorum ki 30 sene sonra 40 sene sonra aynısını diyecekler. Dolayısıyla bu tavrı takınıp ...daha ilerici tırnak içerisinde bir tavırda bulunmanın hiçbir zararı yok. Yani bayrak taşıyalım yani bir şey olmaz. Ben taşıyorum canım. Ben de sigara içen biri olarak söylüyorum bunları. Ama işte ben bunları. homurdanıyorum ya ondan çok rahatsızım. Ben senin Gibi böyle hareketlerinden bazen çok hareketler. korkuyorum. Evet. Biz seninle... Bir stand... gün bıçaklanacağım. Evet. Ertan'la stand-up gösterisine gittik. Komedyenler muazzam kötü. Bu arada çok kötüler. Yani dalga bile geçmezsin kötülükleri hakkında. En son saniye ben çıktım. En son saniyede de Ertan çıktı. Ertan... O kadar kötüydü orta. <laughs> Ertan sesli bir şekilde bağırıyor. <laughs> Bu ne ya diye. Bu şaka mı şimdi falan diye bağırıyor insanlar. Bilet paramı geri verin. Seyirci olarak bağırıyor yani. Çok korkmuştum. Bunu yapma mesela ben ya. Ben organizasyonu yapan arkadaşlardan çok memnundum. Onlar amatör stand-up işi yapıyorlar. Güzel, eğlenceli. Abi bak, herkesin orada içinde bağırma yok. yine de bak. O adam seni bıçaklayabilir. Belki bıçaklaması da dövebilir. Sahneye kim atabilir. çıkıyor ben onu derdimi anlatayım. Sahneye kendi PR'ını yapmaya çalışan ama komedi alanında da değil. Genel, ha, genel. bir PR. Hani ben buraya çıkayım hani böyle kasıntı kasıntı konuşursam insanlar benden hoşlanır galiba diye bir düşünce mi var bilmiyorum. Hatırlıyorsun değil mi Hatır, o birkaç hatırladım. tane arkadaş çok, çok vardı kötüydü, ya çok kötüydü, çok kötü anılarını anlatıyorlardı. Ben çok az o kadar utanmışım sosyal ortamda ki ben bile değildim yani mevzu sadece seyirciyim çok utanmıştım o insanlar adına ama yani yine de... komik olmaya çalışıp olamadılar diye ben kızmam yani o değil mesele orada. Yani orada çok farklı bir ego tatmini, çok farklı bir reklam vardı. Yani şey gibi düşün ya. Herkese açık stand-up yapıyorsun. İşte yerel seçimler yaklaşıyor. Birisi çıkıyor aday adaylığını açıklıyor, anlatıyor falan. Hani şey dersin. Abi bunun yeri burası değil. Yani biz <laughs> buraya de. eğlenmeye geldik. <laughs> hani bunu başka yerde yap gibi. Evet. Çok kötüydü. R ya da ürün yerleştirme, reklam falan gibi. Hani onlar Ama gibi arkadaşlar. Ama bilmiyorsun yani Yine de o insanların içerisinde öyle bağırmamak lazım. Mesela insanlar senin o bu tavrını bilmiyor olabilir. Çok dışarıdan seveceğin sarışın böyle tatlı görünüyorsun ya muhtemelen bilmiyor olabilirler. Ertan hocanın böyle bir yönü var. Hiç de sevmiyorum. İnsanlar içinde insanlara bağırıyor. Ben mi? İnsanlar için de insanlara bağırıyor muyum? Bağırıyor <laughs> böyle <derken>. şey gibi. <laughs> yani dalga geçiyor bir çok, şey yapıyor. Çok rutin yaptığım bir şeymiş ki. <laughs> Bu arada sinir gibi de yapmıyorsun onu. Yani o düşüncenin sesli beğen bizim, bizim toplumun bir deli kontenjanı var. Ben oradan, oradan yararlanıyorum. Çünkü korkuyorlar da biraz. <laughs> doğru Yani ilişmiyorlar. Af geri de atıyorlar. Doğru. Aynen aynen. Geri atıyorlar canım direkt şey diyorlar yani hani. Bulaş ben buna. Yani bu adamın bir bildiği vardır bu hareketleri. Yapıyorsa. ben, ben de çok şahit olduğum için doğru. Evet. Artan hocam şimdi senle playoff yapacağız. Kızıştırıyoruz. <laughs> bu serinin adı kızıştırıyoruz. Şimdi ben sana 8 tane soru soracağım. Hızlı yanıtlar vermeni istiyorum. Bir kazanan olacak. Sonra kazananın üstüne konuşacağız. Tamam. Hazırsan başlıyorum. Başlayalım. Hocam, ODTÜ'nün çimleri mi, kütüphane mi? Çimler. Futbol mu, basketbol mu? Futbol. YouTube mu, Wikipedia mi? Wikipedia. Film izlemek mi, müzik dinlemek mi? Müzik dinlemek. Şimdi kazananları kapıştırıyoruz. Hocam, ODTÜ'nün çimleri mi, futbol mu? Futbol. Aa, bunu beklemiyordum ha. Wikipedia mi, müzik dinlemek mi? Biri onu seçmeyince o olmayacak değil mi? O yüzden Wikipedia. Wikipedia. Evet, Wikipedia mi, futbol mu? Finale mi kaldı bunlar? Finaldeler hocam. Kazanan. Hocam yaş ilerliyor ya Wikipedia. Wikipedia. mi? Peki. Güzel hocam. Sana da bu yakışırdı ya. Bir fizikçiye de buradan futbol çıksaydı. Gene zaten şeydir ya hayatımda en çok zamanı geçirdiğim şey olabilir yani. Günlerce <laughs> orada boğulduğunu biliyorum. Oradan oraya oradan oraya. Evet Wikipedia kazandı. Hocam. Bu arada geçenlerde denizaltılar üzerine şey yapıyordum biliyor musun? İşte ilk denizaltılar ne zaman yapılmış? Torpidolar nasıl ilerliyor? Nasıl ilerliyor torpidolar? Hocam döndüklerini biliyorum torpidoketin. Döndük, Hırlatırken... pervanesi dönüyor. Pervanesi dönüyor. Tam pervaneyi ne döndürüyor? Yıl 1850. Pervaneyi ne döndürüyor? Onun arkasına motor bilmem ne bir şey koyuyorlardır. Yok, motorlar, hayır. Ne motoru? su var orada. 1850 ne motoru? Dur bakayım lan düşüneyim. Bir kere onu bir bir kere onu bir basınç gibi bir şeyle fırlatıyorlar. Onun arkasında bir şey var. Pıs diye çıkıyor. Çünkü oradan bir şey boşalıyor. Tamam ittin onu dışarıya. Pıs. Basınç var değil mi orada? Bir top ya, ite, fırlatır ite, iterken gibi. İterken bir basınç var. Ama suyun içinde o basınçla gideceği mesafe 10 metre. Tamam, Onun sonra kend, pervane var. Kendi itkisi var. Pervanesi dönüyor. Pervaneyi ne döndürüyor? Soru bu. Biraz düşüneyim biraz da ipucu var. Yani yaklaşmaya çalışayım. İşte yıl 1850. içine dizel motor koyamazsın. Buhar makinesi koyamazsın. Ne neden i̇çine nasıl? İçine basınçlı hava koyuyorlar tüp içine. Yüksek basınçta yaklaşık böyle 25 atmosfer falan basıncında hava sıkıştırıyorlar içine. O hmm. havayı dışarı ittirirken türbinleri döndürüyor. Yüksek basınç türbinleri döndürüyor. O da pervaneyi döndürüyor. Yani içinde enerji üreten bir yapı yapmak yerine enerji içine basınç yoluyla depolamış oluyorlar. 200 metre falan gidiyor ilk torpidolar zaten. Hmm. 150 metre, 200 metre. Kazanan ne oldu? Wikipedia oldu. Wikipedia kazandı. Evet. Çok ilgileniyorsun gerçekten Wikipedia ile. Mesela o da artık biraz yaşlı şeyi... Farkındasın değil mi? Gizli gizli mi yapayım? Yok gizli gizli yapma da o da eski eskidi gibi kalmadı gibi. Ben bunu hep anlatıyorum. Sana da sana söyledim mi acaba? Bir şey tartışıyorlardı ama Ya felsefe miydi, tarih miydi? Tamam değilim. Böyle merak ettim. Absürt absürt yorumlar da gelmiş. Merak ettim. Şeyleri okuyorum Twitter'da, yanıtları okuyorum. İki çocuk böyle atışıyor. O ilk mesaj yazan çocuk şöyle bir şey yazmış. Demiş ki sen demiş ne biliyorsun lan bu konu hakkında demiş. Bu konu hakkında bir tane video mu izledin demiş. <laughs> Abi biz bizim zamanımızda şeydi ya bu. İşte. bu konu hakkında bir tane kitap okudum muydu ya? Çok değişti medium. Yani Wikipedia'da kalmadı yani. Artık insanlar izleyerek öğreniyorlar galiba. Ben bu konuyla ilgili oyun bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> konuya çok hakimim. Medium Mesela konu Total denizaltılar. Var. Ben oyun bitirdim. Evet, böyle oldu. Wikipedia eskidi. Artık yavaş yavaş eskiyor. Wikipedia eskimez de işte insanlar şey yapıyor. Benim bir konum daha var da buraya girmeyeceğim. Bence yeterince konuştuk. Ney? Ya senle bir sosyal bilimler de konuşuyoruz ya aslında. Biraz da konuşmuş olduk. Bir temel bilimcinin sosyal bilimcilere bakış Bu kanalların nispeten sosyal bilimcilerin kanalı olduğu için bir fizikçiyle sosyal bilimleri konuşmayı keyifli bulurdum. Senin de geçmişte okuyup yazdığını, çizdiğini bildiğim için güzel olabilirdi ama girmek istemezsen girmeyebilirsin. Yani. Ertan hocam, geçmişinden utanıyor musun? O ne demek lan? Eskiden ODTÜ'de solcuydun. Ya ben hala solcuyum kafa olarak var mı hocam bir Yo. pişmanlık falan hayır canım niye olsun yani tecrübesizliklerime tabii ki tecrübeli olmak isterdim derim ama yani e şimdi sana mesela mesajlar geliyor eskinin solcu yani şöyle Tabii ki o yorum saçmalık ama eskinin solcusu şimdi kapital olmuş bilmem ne falan. Bir yandan bakıp lan ne işin var lan bunlarla diyor musun mesela demiyor musun daha doğrusu? Yo aslında şeymiş gibi geliyor bana bu tozu yutmamak daha kötüymüş gibi geliyor. Çünkü hep öyle anılıp şey yapılabilirsin yani müzeye kaldırılabilirsin. Var yani müzelik arkadaşlarım var yani her konuştuğumda aynı şeyleri söylüyorlar. Onları gü güvenli bir şekilde müzeye kaldırabiliriz. Onlar solculuklarından, onlar hep aynı duruşlarından, politik doğruculuklarından hiçbir şey yitirmediler. Yani ben mesela Ekmelettin İhsanoğlu'nu o istedim ya insanlardan. <laughs> hani onlar ama hiç böyle şeylerle uğraşmadılar. Onlar hep haklılar. Yani evet. yani mesela ben Mansur Yavaş'a oy verdim. İnsanların oy vermesinin doğru olduğunu savundum ettim. Şimdi bir olay olur mesela. Onlar biz, de, biz demiştik diye çıkarlar ortada. Yani o yüzden hani öyle olmak ya öyle olmadığım için kendimi tabii ki iyi hissediyorum yani. zaten öyle olmak gibi niyetim yoktu da. Müzelik olabilirsin ya hayatta her zaman, her konuda. Yani Atatürkçülük mü? o hemen müzelik olursun. Başladığın noktada kapatırsın defteri ve ve dersin ki bence ben haklıyım. Ya yani insanlar da gelip sana çizgisini şöyle değiştirdi falan filan diyemeyebilir. Yani nasıl yapacaksın Türkiye genelinde bir eğitim işi? Nasıl yapacaksın? Ee, git mesela matematik köyüne. Nasıl çevirecek Ali Nesin orada derslerden ücret almadan? işte ne bileyim, bilmem ne yapmadan. Yok işte ünlü sanatçılarla işbirliği yapıp onlardan oraya para aktarmalarını sağlamadan. Onlar da o köye bağış yaptıkları için gidip sağda solda reklam yapmadan bu nasıl olacak? Ne suçu var şimdi bu adamın? Ee, gitseydi akademide kalsaydı, deseydi ki benim babam belli, soyadımız belli, kim olduğumuz belli, benim çizgim belli deseydi. Ben de matematikçiyim. İşleri yürüdüm. Bir sıkıntısı olmazdı yani. Bana şey gibi geliyor bu arada yani. Ali Hoca'yı çok tanımıyorum da yani. Siyasi fikirlerini Hı. de çok detaylı bilmiyorum. Önemli değil de. Yani bana hayatın içine karışan insanların bu tarz şeyler yaşıyor olması çok normalmiş gibi geliyor. Kenarda durduğun zaman zaten bir sorun yaşamazsın bence. O yüzden Hı. sorun değil yani. Ben, ben şimdinin ama... kapitalisti değilim yani. Kapitalist olmak kolay bir şey değil yani. yani... Şimdi ilk... Başta söylediğim şey bir açıklayayım yani. Zaten bizim yaptığımız işte seninle yani oranın ekonomik giderlerinin olabileceği, oranın hayatta kalması gereken bir tüzel kişilik olduğu gerçekliğiyle o yoruma atan arkadaşın bir bağlantısı yok. Yani onu anlamıyor bizim böyle zorunluluklarımızın olduğu. Onunla ilgilenmiyorum ama şununla ilgileniyorum. Hayatının belli dönemlerinde aşırı fikirlere sahip olmuş insanlarla ilgileniyorum. Çünkü bana çok garip geliyor. Ben... Hiç öyle biri olamadım ve bana hep çok garip geldi çünkü benim hala fikirlerim çok aşırı değil mi sence? Yok artık çok değil ya. Hayır ben sadece bu aşırı olanların zikredilmesini çok doğru bulmadığım için hani insanların bunu anlamasının mümkün olmayacağı için ortaya koymuyorum. Yoksa baya baya fikirlerim aşırı yani cinsiyet konusundan başlar atıyorum. Eğitim konusu. Eğitim konusuna kadar benim baya baya fikirlerim aşırı bence. Sadece şöyle oluyor işte hani daha genç yaşlarda bunları zikretmek daha kolay oluyor. Yani bunlar ne kadar dokunuyor kısmını düşünmeksizin Tam bunu diyecektim. çok rahatlıkla söyleyebiliyorsun. Ama sonra gerçeklikte kurduğu bağlara bakıyorsun ve diyorsun ki yani bu insanların yanında bunu anlatmayayım şimdi anlamazlar bence. Evet. Onların anlayacağı formatı şu olur deyip onlara bir şey anlatıyorsun. Ama bu senin zihninde fikirlerin uç olmayacağı anlamına gelmiyor. Hani... Bence yeşillerledikçe gerçekliğe de yaklaşmak zorunda kaldığın için kendi fikirlerinde şekilleniyor biraz. Çünkü şöyle oluyor. Yani evet. Aşırı muhafazakar bir, aşırı sağ bir, aşırı sol birinde hep ilk gördüğüm şey yani bunun bu söylediğinin gerçeklikte bir bağı yok. Yani önce o gerçekliğe inmek lazım sonra bir tartışma kuracaksak tartışma kurmak lazım. Dolayısıyla hep orada bir güçlük çekiyorum. Bu mesela geçmişinde nispeten seninkine oraya girmez ama geçmişinde böyle fikirleri savunan ve sonra inen insanları e, bayağı o yüzden seviyorum yani şey. Çünkü o yüzleşmişler hayatta. Nispeten tırnak içerisinde. Bak geçmişteki halde de tanışsak daha iyi olurdu bence bunun için de. Çünkü ben hani çok o, o muhtemelen düşündüğün gibi bir çizgide olan bir insan olmadığım için. Belki sana şey gelebilirdi yani daha makul gelebilirdi. Ben seni zaten tırnak içerisinde aşırı bir halinle de e, tanışmış oluyor olabilirim hatırlarsın. Yani işte o yani. <laughs> Benim aşırılığım bu kadar işine yararsa. Ee, Ottudekilerden ben rahatsızım mesela açık açık söylemem lazım çok rahatsız. Ya olabilir hani aşırılığında da şöyle bir yanı var yani ülkede birçok şey mesela aşırılar sayesinde değişiyor mesela ben hiç onlardan biri olmadım. Bence çoğu şey değişmiyor tam aksine iş yapıyorlarmış gibi geliyor. Yani bazen karşı, öyle gelebilir ama bazen algılar, adam topluyorlar. Ya o da var tabi o da var doğru. Bunlar da manipülasyonu açık ama bazı algıların değişmesi anlamında da faydası oluyor. Bilemedim zor bir yani, konu. İlk küpe takan insan için yaptığı hareket çok aşırıydı Türkiye'de. İlk küpe takan birisi için. İşte kadın mısın sen falan gibi. Ya da... <laughs> Gay bu. <laughs> ya gay gene evet. iyi bence. Gay kelimesi çok sonra gelmiştir. İbne bile çok sonra gelmiştir. Kadın mısın sen? Hani Yo kadın evet. değilim. Küpe takıyorum. Ama ne oldu? Belli bir şeyde, düzeyde bir normalleşme oldu bu konuda. Evet. Yani bunu demeye çalıştım sadece. Yoksa hani küpe evet. takmak iyidir, aman böyle şeyler yapılsın anlamında söylemiyorum. Ama bunun bir karşılığı var hayatta. Çok uç ama bunun bir karşılığı var. Böyle söylüyorum. Ben onlardan biri olmayabilirim. Anladım. Neyse çok kurcalamayacağım buraları. Hadi bakalım. Evet hocam, e, İbo Keste geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Geldim. Güzel bir bölüm oldu. Ee, seni ağırlamak güzeldi. Umarım bir daha ağırlarım seni başka bir şeyde daha çok projemiz olur ya İbrahim. Aynen aynen. Birazdan ben seni ağırlarım zaten merak <gülüyor> etme. <gülüyor> bu arada bu videonun da sponsoru stüdyomkiralık.com. Ankara'da bu stüdyo. Çekim ekipmanlarından ışığına, odasına, sesine kadar size her şeyini veriyor. Eğer Ankara'daysanız sosyal medyaya veya kendi işinize işler yapmak istiyorsanız stüdyomkiralık.com'dan faydalanabilirsiniz. Ee, ben kendi adıma kefilim. Gayet güzel, kaliteli şeyler alacağınızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum stüdyomkiralık.com'a ben de. Ertan Hocam Hocam eline koluna sağlık. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize bakın arkadaşlar. İbrahim ben senin uygun olduğun saatleri görüntüleyebildiğimiz bir web sitesi olsa kiralamasak da olur lan. Hocam görüşürüz. Görüşürüz. Bu kesme Kevin De Bruyne. Bu kesme Dinik Junior. Bu maç takılacak. İyi bu. Hadi sana lan. İbrahim İbrahim'le nereden tanışıyoruz? İbrahim işte abi ben de senin yanında çıksam olur mu? Fotoğraf çekirsek paylaşsak benim adımı yazar mısın? sen olur mu abi beni? İşte abi aynı okuldayız ya ben de hani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir elimizden tut be abi falan filan diye işte öyle. Biz dedi de işte Boğaziçi'li arkadaşlarla da ben şey yapmaya çalışıyorum. Ottu'dan de böyle bir yani bir yol bulmaya çalışıyorum kendime. De. Tamam dedim oğlum yani biz o kadar şey yapma elimizden geleni yaparız dedim. İşte o, o yani İbrahim. Yani